Merhabalar. Bugün 19 Mart, Perşembe günü, 4. gün. Bugüne kadar olan egzersizleri çok güzel uyguladınız ve çok güzel videolar ve fotoğraflar attınız bana. Harika gidiyorsunuz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Çalışmalarımızı videonun devamında size anlatacağım. Size çok önemli bir uyarıda bulunacağım. Bunu artık herkes söylüyor. Lütfen herkes evinde otursun, evinde kalsın. Çocuklar zaten evde. Şu anki tatil herhangi bir gezme, eğlenme, dışarıda vakit geçirme tatili değil. Şu an bir virüsten kaynaklı hastalıktan biz korunmaya çalışıyoruz. Bu nedenle herkesin evde olması gerekiyor. Lütfen sizler de evlerinizde kalın. Ben size karate konusunda geri kalmayacağınıza dair söz veriyorum. Çünkü size videoları atıyorum. Bunları uygulayın ve bana mutlaka uyguladıktan sonra fotoğraf ve videoları gönderin. Teşekkürler. Evet, bugünkü çalışmamız Keri Vazan. Yani tekme teknikleri. Bunun da en temel olanı Maya Keri tekmesi. Maya Keri tekniği. Şimdi Maya Keri'yi çalışırken dikkat etmemiz ilk ve en önemli şey dizimizin görünüşü, dizimizin hizası. Şimdi dizimiz yukarı doğru kalktığında bir hiza dediğimiz diz vuruşunu andırıyor. Alttaki ayağımız, yani dizimizi kaldırdığımız ayak koşide durması gerekiyor. Aşağı doğru değil ve rahat bir şekilde değil, gergin ve koşu şeklinde durması gerekiyor. Ve Maya Geri tekniğini uygularken de önce mutlaka dizimizin hizaya doğru kalkması gerekiyor. Kesinlikle aşağıdan kaldırmadan veya yan taraflardan getirerek, yani yan taraflardan getirerek bir vuruş olmaması gerek. Tamamen simetrik bir vuruş ve dizimizin hizasında olması gerekiyor. Şimdi nasıl bir egzersiz yapacağız? Onu göstereceğim. 3 tane egzersizimiz var. İlki, dizimizi, hizayı yavaşça kaldırıp vuruş çekiş yapıp tekrar geriye basmak. Bu Maya Geri tekniğini 3'e bölüyoruz. 1. Hiza, dizimizi kaldıracağız. 2. Vuruş yapacağız ve tekrar çekeceğiz. Ve sonra diğer ayağımızı yapacağız. Yavaş ve dikkatli bir şekilde dizimizi kaldıracağız. Vur çek ve tekrar geri. Bu birinci çalışmamız. Bu birinci çalışmamızı, yani yavaş bir şekilde Maya Geri'yi kaldır, vur çek ve bas şeklinde Zenkut Sudeci'den yaptığımız bu çalışmayı 30 sağ, 30 sol olacak şekilde yapacağız ve yavaş yapacağız. Buna dikkat edelim. Yavaş ve dikkatli bir şekilde önce dizimizi kaldırıyoruz. 1, vur, 2, çek, 3 ve geriye bas. 30 sağ, 30 sol. İkinci egzersizimiz ise önümüze bir tane engel koyuyoruz. Bu bir sehpa olabilir, ufak bir koltuk da olabilir. Ve bunun üzerinden Maya Geri çalışmamızı yapacağız. Nasıl? Örneğin sağ ayakla önce başlayalım. Ön ayağımız önümüzdeki engelin, sandalyenin, taburenin tamamen dibinde olmaması gerekiyor. Birazcık yarım ayak gerisinde olmasında fayda var. İlk çalışmada önce dizimizi kaldırıyoruz. Vur çek ve geriye bas. Bunu biraz daha hızlı yapabiliriz artık. Kaldır, vur çek, bas. Bas. Yine sağ sol yapacağız fakat bunu yaparken kesinlikle ayağımızı dışarıdan almayacağız. Dizimizi yandan getirmeyeceğiz. Dizimiz tamamen düz ve içeriden gelecek. Vur çek yapacağız ve tekrar geriye alacağız. Peki bunu kaç defa yapacağız? 25 tane sağ, 25 tane sol. Şimdi ren geri dediğimiz çalışma. Yani yarım zenkusudaçi. Zenkusudaçimizi biraz kısaltıyoruz. Ve bu şekilde sağ, sol, sağ ve sol olacak şekilde sürekli Maya Geri vuruyoruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey dizlerimiz yine kalkıyor. Yani en baştaki 3 aşamalı şekilde yapmaya dikkat ediyoruz. Bunu da 100 defa yapıyoruz. Sonra 2 dakika mola veriyoruz. Bir 100 defa daha yapıyoruz ve antrenmanımızı sonlandırıyoruz. Bugünkü çalışmamız bu.
Buna ek olarak maaşı geri, yoko geri yapabiliriz. Özellikle kuşağı yüksek olanlar, yarışmalara hazırlananlar mutlaka maaşı geri olarak da yapsın. Veya yoko geri olarak da yapsın. Çuğdan, coğdan olabilir. Evet, çalışmalarınız bugün bu. Bunu yapıyorsunuz. Yine yaptığınız çalışmaları bana fotoğraf, video şeklinde atıyorsunuz. Ve bunu paylaşıyoruz. İyi çalışmalar.